Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün arkadaşlar Tesla Model 3 Highlight incelemesi yapacağız. Arkamızda gördüğünüz siyah Model 3 Highlight'ı deneyeceğiz. Bakalım Model Y ile arasındaki farklar neler? Model Y'den Model 3'e geçmek mantıklı mı? Veya Model Y'nin yeni modeli çıktığında aynı Model 3 gibi mantıklı mı, onu kıyaslayacağız. Şimdi videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, en belirgin değişikliği ön farları görüyorsunuz. Biraz daha böyle agresif olmuş, küçülmüş. Daha sonra ön tarafını biraz daha aşağı doğru yapmışlar gibi sanki. Yandan baktığımızda hiçbir fark yok. Eski Model 3'ler gibi. Model Y'lerde bunun biraz büyüğü zaten. Yan tarafı aynı. En değişik özelliği de arkadaki spot farları. Ve burada artık Tesla logosu yok. Görüyorsunuz. Tesla yazısı var. Şöyle açtığımızda ise spotlar bagajla beraber. Yani arabanın üzerinde değil de bagaj kapağını yapmışlar toplanmalarını. Bagajın büyüklüğü de arkadaşlar. Görüyorsunuz bayağı derin. Kaç litre olduğunu aşağıya yazarım. Şu an aklımda yok. Yine böyle bir bölme var burada da. Kabloları koymuşlar. Burası da bayağı derin. Ve kenarlarda da yine burada boşluklar var. Buraya da bir şey koyabiliyorsunuz. Dışında çok bir farklı değişiklik yok arkadaşlar. Aslında içi biraz fazla değişmiş gibi. Şöyle açalım. Bu beyaz modeli. Bunun siyah modeli de var. Koltuklar delikli olmuş. Bizimkinde Model Y'de ve eski Model 3'lerde biliyorsunuz buralar böyle normal kenarlardaki gibi düzdü burası. Şimdi delikli yapmışlar çünkü hem koltuk ısıtması var yeni modellerde hem de koltuk soğutması var. Yani yazın artık bu arabayı alanlar terlemeyecek. Biz geçen yaz çok yol yapmıştık ve sürekli sırtımız terliyordu çünkü deri olduğu için. Ve havalı koltuklar yoktu, yani delikli koltuklar yoktu. Bunu alanlar bu avantajı yaşayacak. Ve içine baktığımızda arkadaşlar şöyle kokpitin üzerinde artık böyle ağaç veya beyaz dashboard yok. Böyle kılıflı gibi gri dashboard var. Şöyle karşıda, bilmiyorum kamerada çıkıyor mu, ambiyans ışıkları var. Şöyle bir tur yapıyor kapıların kenarlarında ve aynı zamanda arka kapılarda da ambiyans aydınlatma var. Ve renk olarak da istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle mavi ayarladım mesela ve gerçekten hızlı tepki veriyor. Hemen değişiyor yani ışıklar. Daha sonra başka ekran biraz daha incelmiş. Ekranın kalınlığı. Bizim Model Y'de biraz daha kalın ekran. Bu biraz daha kibar olmuş. Ve orta konsolda da değişiklik var. Buranın altındaki ve kenarındaki çerçeveler biraz kalınlaşmış. Daha korumalı olmuş. Ve arkadaşlar eski modeline göre burada iki tane sürgülü kapaklar yapmışlar. Diğerinde ise burası böyle açık duruyordu. Ve biraz farklıydı burası. Yani düzdü burayla. Şimdi içine gömülü yapmışlar. Hoş olmuş. İç tarafı yine derinlik olarak aynı derinlikte. Burada çakmaklık var bir tane. USB-C çıkışlarına baktım, onu göremedim. Ama illaki vardır yani. Ha, bir de bu iç kısımda arkadaşlar şöyle bir yükseklik var. Buraya da bir şey koyabiliyorsunuz. Tam görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle çekeyim içten. Burası yani bunun iç tarafı. Ama USB-C çıkışlarını göremedim. Burası da aynı şekilde derinlik olarak eski modelle aynı. Evet arkadaşlar, şimdi arkaya geçiyoruz. Bakalım diz mesafesi nasıl? Evet, Model Y'ye göre kıyasladığımızda tabii arkası biraz daha küçük. Ama diğer eski Model 3'e kıyasladığımızda, çünkü ona da binmiştik, hemen hemen aynı gibi sanki diz mesafesi. Yani ben 1.75 boyundayım. Hala ön tarafta biraz bir boşluk var dizlerin oldu. Peki yukarısı nasıl? Burası güzel arkası. Biraz çok şey arkaya yapmışlar kafalığı. Yani kendini gerçekten böyle yatırman lazım. Böyle otururken kafanı dayayamıyorsun. Böyle gerçekten yatma pozisyonuna geçmen lazım. Bir de şöyle yukarıya çekelim. Bizim Model Y'de şu arada boşluk yok arkadaşlar. Yani iki parça değil, tek parça cam var yukarıda. Ama burada iki parça yapmışlar. Şöyle görünmeyi bakalım. Evet, görünüyor. Ve arka tarafta da aynı şekilde arkadaşlar delikli koltuklar yapmışlar. Arkada soğutma var mı bilmiyorum ama bakacağız birazdan. Ön koltukların arkasında da şöyle bir bölme yapmışlar. Eskisi de böyle deri kaplamaydı. Böyle sadece elini sokabiliyordun içine. Bunu da şimdi açma kapatmalı yapmışlar. Lastikli. Arkada da bir tane ekran var. Burada havalandırmaları açabiliyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz arkada. Ekstra kendiniz yönlendirebiliyorsunuz.
eski modellerde sadece önden yapılıyordu. Ve ön nasıl açıksa arkası da aynı şekilde açık kalıyordu. Burada onu değiştirmişler. Evet, arkada sanırım sadece koltuk ısıtma var. Sonra müzik değiştirebiliyoruz arkadan. Veya Netflix, YouTube, Twitch, Disney Plus ve Tesla'nın kendi videolarını izleyebiliyoruz arkada. Ve oyun da oynayabiliyoruz. Bu özellik iyi olmuş. Çünkü arkada mesela çocuklar oturduğunda canları sıkılmaz, burada oynayabilirler. Ve burada iki tane USB-C çıkışı var. Şöyle arkadan size ambiyans ışıklarını da çekeyim. Beyaz renkte de fena değil aslında. Yani ben siyahtan yanayım. Arkada oturduğumuzda da ön taraf bu şekilde görünüyor. Şimdi ön tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Direksiyonda da çünkü bayağı bir değişiklik var. Onu da çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar direksiyona geçtik. Direksiyonda hiçbir şekilde kol yok. Sağda solda. Bütün her şeyi ön taraftan yönetiyorsunuz. Ortada korna var. Sinyaller burada. Sağa dönmek için, sola dönmek için. Burada yine ses aç kapatma düğmesi var. Burada farları ayarlıyorsunuz. Bastığımızda burada ayar yeri geliyor. Ondan sonra tempomatı, otopilotu buraya almışlar. Buraya bir kere bastığımızda aktif hale geliyor. Birazdan sürdüğümüz onu gösteririz. Burada ses komutu düğmesi var. Buraya bir kere bastığımızda konuşabiliyoruz. Sesli komutta. Silecekleri buraya yapmışlar. Silecek düğmesini. Bir kere bastığımızda açılıyor böyle. Şöyle basayım tekrardan. Ve bastıktan sonra yine ekranda ayarını yapabiliyoruz. Kapalı, manuel, 1, 2, 3, 4. seviye veya otomatik seviye. Burada da kamera var. Kameraları açıyor buradan. Şöyle ekranda. Arka kamera, sağ ve sol kamera. Maalesef bu modelde de ön kamerayı göstermiyor. O bir eksiği yine. Ama diğer modellerde de aynı şekildeydi. Şu kameradan normalde önü göstermesi lazım. Hani park ederken illaki avantaj olur ama maalesef göstermiyor onu. Şu yukarıda şeyi koymuşlar. Dörtlülere. Buradan açıyoruz. Evet. Değişiklikler bunlar. Şöyle buraya da aynı şekilde suni deriden yapmışlar. Eski modellerde burası aynı kokpitin üzerindeki gibi şöyle bezdendi. Alcantara tarzındaydı. Bunu suni deriden yapmışlar. Buralar yine aynı kalmış. Siyah. Sadece kapı açma düğmesi biraz büyümüş. Ve bir de işte vites kolu olmadığı için, hani ön arkaya gitmek için, onu da şu şekilde yapıyorsunuz. Frene bastığımızda ayağımızla. Bir de arkadaşlar, kartı normalde eski modellerde şöyle orta konsola bırakıyorduk. Ondan sonra çalışıyordu. Veya telefonla tabii ki açabiliyorduk. Bunu da değiştirmişler. Telefonun koyduğumuz yere bir kere koyduktan sonra aktif hale geliyor. Eğer telefonuna bağlıysa. Telefona bağlıysa zaten kartı hiçbir şekilde gerek yok. Frene bastıktan sonra arkadaşlar öne doğru yaptığımızda öne doğru gidiyor. Arka yaptığımızda arkaya doğru gidiyor. Burada bir kere bastığımızda park moduna geçiyor. Bir de izlediğim kadarıyla frene bastığımızda sanırım otomatik öne doğru gitme aktif hale geliyor. Onu herhalde ayarlardan yapmak lazım. Çünkü şu an olmadı. Evet. Şimdi yola çıkalım. Bir de yolda biraz çekelim. Evet, ön bagajı arkadaşlar yine buradan açıyoruz. Ve kapı açma yeri de biraz daha iyi olmuş sanki. Tam böyle eline geliyor. Diğerinde tam böyle tutturman lazımdı. Küçüktü. Biraz daha geniş olduğu için güzel yapmışlar. Ve bir de arkadaşlar güvenlik açısından biraz daha geliştirme yapmışlar. Yandan eğer araba çarparsa sizi, şöyle bir demirler var. Bu demirler buraya giriyor. Ve kapının içe girmesini daha fazla engelliyormuş bu şekilde. Evet, ön bagaj klasik yine ön bagaj. Ama bana biraz küçük geldi sanki. Model 3'lerde sanki bu büyüklükteydi. Bizimki biraz daha derin sanki. Ya da motor kapağı biraz aşağı indiği için küçültmüş de olabilirler. Ve cam siliği buradan koyuyorsun. Bu daha pratik olmuş. Bizimkinde buradaydı. Buraya kaldırması veya buradan akıyordu yani buraya doğru, içi aşağı doğru eğer kenara taşırdığımızda. Ama burada biraz daha sanki basit olmuş gibi. Güzel yapmışlar. Şu an arkadaşlar %97 şarjımız var. Ve 423 km gidecekte gösteriyor. Evet, şimdi de sürüş deneyimi yapacağız. Bakalım Tesla Model Y ile yeni Model 3'ün arasında ne farklar var? Hangisi daha iyi? Şimdi başlıyoruz. Öncelikle şöyle vitesi yukarı doğru çekiyoruz yani öne gitsin diye. Bu çok şey değil yani, kötü bir özellik değil. Hani alışır insan birkaç kez yaptığında. Tabii Model Y ile kıyasladığımızda biraz daha alçak bu. Onu kıyaslayamayız çünkü farklı bir model olduğu için. Şöyle görüyorsunuz sinyal burada. Bu biraz zorluyor sanki. Alışmak gerekiyor daha doğrusu. Ama işte döner kavşakta nasıl basılacak, işte ona biraz alışmak lazım sanki. Çok hoşuma gitmedi ama belki alışılır bu şekilde.
Ondan sonra süspansiyonları biraz yumuşak geldi. Model Y ile kıyasladığımızda çok az hissettiriyor yoldaki çukurları, kanal kapaklarını. Sürüş olarak aynı geldi bana. Hani sanki Model 3'te oturuyormuşum gibi eski Model 3'lerde veya Model Y'nin içi gibi sanki. Tek şu ambiyans ışıkları gerçekten hoş duruyor. Gece sürüş yaparken farklı bir ambiyansla gidilir. Daha fazla arabayı sürmek istersin gibi geliyor sanki ambiyans ışıklarıyla. Yani biz bizim Mercedes'ten biliyoruz. Bizim Mercedes'te de ambiyans ışıkları vardı arkadaşlar. Güzel oluyor yani özellikle gece yolculuklarında. Evet. Farklı bir... Hava katıyor. Hava katıyor aynı. Onu güzel yapmışlar. Sanki bu kolları bıraksalarmış daha iyi olurmuş gibi geldi bana. Değil mi? Evet. Hani mesela... gerek yokmuş sanki bu kolları çekmeye ama işte Tesla'yı biliyorsunuz. Hep farklı şeyler deniyor. Birazcık ne denilir? Şparen. Daha hesaplı değildir de işte. Yani bence birazcık... Malzemeden çalmış gibi. Aynen malzemeden çalıyor. Elon Musk biraz malzemeden çalmış gibi sanki. Alışabildin mi sinyallere? Yani sinyallere bakmak gerekiyor. Aklımda tutamadım hani hangisi sağ hangisi sol. Sürekli bakman gerekiyor. Diğer türlü bu tempomat bunlar kolay zaten veya silgeçleri çalıştırmak onlar basit. Tek benim hoşuma gitme sinyaller oldu. Ama yoksa içi olarak bu şeyi güzel yapmışlar. Orta konsolu güzel yapmışlar o hoşuma gitti. Evet burası güzel açılıyor. Burayı güzel yapmışlar evet. İçecek yeri de kapalı. Evet. Başka fark ettiğimiz bir şey... Ha bir de şeyler var arkadaşlar. Şu hoparlörlerde kör nokta uyarısı yapıyor. Onu şu an gösteremedik ama onun resmini koyarım. Buralarda kırmızı ışık yanıyor. Hani kör noktada birisi varsa. Ve aynı şekilde yeni güncellemede ekranda da gösteriyor. Evet, sağa sola bastığımızda. Şurada mı yanıyordu? Kameranın yanında yanıyor. Kamera... Ha, sağa sola döndüğümüzde kamera yanıyor. Bu kenarda kırmızı bir şerit geliyor. Yani uyarıyor seni. Bu ses kapama özelliği bizimkinde yok değil mi herhalde? Yok herhalde. Şöyle arabamızı park edelim. Bu güzel yani bunu güzel dedim yani çok şey değil. Beni şey yapmadı yani. Hemen alıştın hemen sen. Hemen alıştım evet. Alışırsın yani bunu basit bir şekilde. Şöyle arabayı da park ettik. Şöyle gösterelim. Evet ses sürüşümüz sonlandı arkadaşlar. Evet bir de koltuk şeyi deneyelim bakalım çalışacak mı? Koltuk ısıtma soğutmayı. Evet külün. Bu da koltuk soğutuyor arkadaşlar. Bir kısa deneyelim. Gerçekten soğutuyor mu? Evet çalışmaya başladı. Motorun sesi geliyor. Kesin güzeldir yani yaz aylarında. Evet. Gerçekten hani sırtının terlemesini önler. Çünkü bizimkinde gerçekten bu avantaj yani bunda baktığımız zaman. Hoşuma giden şeyleri söyleyeyim. Ambiyans ışıkları için alınır belki. Koltuk soğutma için alınır. Ama Model Y'niz veya Model 3'ünüz varsa hani değiştirmeniz için çok büyük bir etken değil yani bunlar. Ama hiç arabanız yoksa hani Tesla'ya geçmek istiyorsanız ben olsam Model 3 highlight alırım. Model 3'ü alacaksanız. Eğer Model Y alacaksanız sanırım yenisi çıkacak Model Y'nin. Jupiter diye galiba. Onu beklerim. Çünkü gerçekten güzel özellikler hani koltuk soğutma olsun, ambiyans ışık olsun, şu ön dashboard'un değişikliği olsun. Güzel yani. Veya bu orta konsolun. Burası çok şey durmuyor mu hani böyle sanki sonradan eklem. Sonradan yapıştırıvermişler ama gibi değişik hani. Yani. Model olsun. Diğerleri hep klasik ya. Ya bu Elon... Diğerleri hep klasik ya yani. Ya bu Elon Musk çok yani cimri herhalde ya. Çok böyle kaçıyor yani masraftan. Bilmiyorum artık arasında ama değişik bir hava katmış yani. Diğerler hep standart aynı yani göz alışkanlığı olmuş. Bu biraz farklı olunca insan hani farklı bir şeye binmiş gibi oluyor. Şey gibi böyle uzay arabası gibi sanki böyle değişik evet. Yani. Evet. Bir de şu yukarısı da arkadaşlar bunu gösterdik size daha önce. Hani değişik duruyor ama komple açık olması daha mı iyi? Bence komple açık olması daha iyi. Evet komple açık olması daha iyi evet. O değil da, mi? Onu da kötü yapmışlar. Burada hoparlör var herhalde değil mi? Evet evet. Onun için yapmışlar sanırım. Işıkları kenarlara ama koymuşlar. Dümdüz açık olsa daha iyi olurmuş bizimki gibi. Evet. Evet şu an arkadaşlar koltuk soğutmanın etkisi geldi. Bayağı iyi. Yaz gerçekten. Aylarında gerçekten avantajlı olur. Ben normalde böyle çoğu koltuk soğutması seven birisi değilim ama yani Tesla'da onun acısını birazcık evet. Hani çok şey yaptık, çektik yaz yani. Yaz aylarında gerçekten avantajlı yazın. Olur. Evet. Evet böyle de arkadaşlar. Şu an aklımıza başka bir şey gelmiyor. Güzel araba. Güzel yapmışlar. Hani biraz değişiklik var yani. Aynı şeyde kalmamışlar. Değişik bir hava katmış. İçindeki özellikler, yeni özellikler. Dışı da aynı şekilde değişik bir hava katmış. Ama Model Y'niz varsa dediğim gibi veya Model 3'ünüz varsa eski Model 3'ünüz yeni Model 3'e geçmeniz için çok büyük bir etken yok bence. Eğer hiç yoksa dediğim gibi yeni modelini beklerseniz daha iyi olur Model Y'nin. Veya Model 3 almak istiyorsanız yeni modeli. Zaten eski modelini alamıyorsunuz galiba. Eskileri bitti galiba. Yeni üretilmiyor artık. Ha üretilmiyor mu artık? Ha, hep bu üretiliyor.
Model 3'te. Ama güzel, hoşumuza gitti. Evet arkadaşlar, şey demesini unuttum. Bu ekranda bence büyük bir etken yeni modelde. Değiştirmeye gerek var mı? Onu artık siz kendiniz karar verin. Evet arkadaşlar, bu videomuz da böyleydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Yakında da Tesla'nın hoşumuza gitmeyen özelliklerini çekeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.